Evet, deneyime başlamadan önce gözlüklerimi de takıyorum arkadaşlar. Beherimi aldım. Beherimi alüminyum folyo ile kaplayacağım. Şöyle ben 4 kat alüminyum folyo hazırladım. Bu zaten hepimizin evinde olan alüminyum folyo. Annelerimizin fırınlarda yemek pişirirken yaptıkları cinsten. Ama sadece öyle fırınlarda falan kullanılmıyor. Çeşitli kullanım alanları var. Elektromanyetik koruyucu olarak kullanılıyor. Sanat işlerinde kullanılıyor. Gümüş parlatmada kullanılıyor. Daha önce de alüminyum folyonun üzerinde bir alüminyum oksit tabaka olduğundan hidrojen balonu deneyimizde bahsetmiştik arkadaşlar. O deneyin linkini de şurada bir yerde bulabilirsiniz. Evet, 4 kat alüminyum folyo yaptım. Şimdi bunun üzerine şöyle hafif çukur olacak şekilde bastırıyorum ve kenarlarından da şöyle destekliyorum. İçine çözelti ekleyeceğim çünkü taşmasını istemiyorum. Çukurumu oluşturdum. Alüminyum çukur. Şimdi ilk çözeltim için bakır 2 sülfat alıyorum bir miktar. Bakır 2 sülfat. Gel bakalım buraya. Bakır 2 sülfat nerelerde kullanılıyor? Bu mantarların falan öldürülmesinde kullanılıyor. Zirai ilaçların içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda bu akvaryumlar mesela belli bir süre sonra akvaryumların camları yeşillenir bilirsiniz. İşte o yeşillenmenin önüne de geçiyor bakır 2 sülfat. Aynı zamanda bu metal tuzlarından da biri olduğu için efendime söyleyeyim gözlerimiz ve cildimiz için tahriş edici etkileri var. Tekrar ediyorum, bu deneyi evde yapmayın. Zaten bakır 2 sülfat böyle kolay kolay bulamazsınız. Bakır 2 sülfatı açtım. Rengi mavi. Şöyle göstereyim. Çok hoş da bir rengi var. Görüyor musunuz? Bir miktar beherimin içerisine attım. Şu bakır 2 sülfatı bir kenara koyalım. Şimdi bunun içerisine ne ekliyorum? Saf su. Saf suyum burada. Daha önce de bahsetmiştim. Saf su içilmez arkadaşlar. Adına kanmayın. Şimdi bunu çözeceğim. Evet, karıştırdım. Çözeltim hazır. Daha önceden de başka bir çözelti hazırlamıştım. O da tuzlu su çözeltisi. NaCl. NaCl neydi? Sodyum klorürdü. Bildiğimiz sofra tuzuydu. Yine onu da saf suyla biraz karıştırıp çözdüm arkadaşlar. Ha burada. Şimdi çözeltimi, bakır 2 sülfat çözeltisini şöyle çukura döküyorum. Evet. Üzerine diğer çözeltimden biraz ekliyorum. Evet, ve bakalım nasıl bir reaksiyon oluşacak? Alüminyum mu yoksa bakır mı kazanacak? Şimdi izliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın değişimi görüyor musunuz? Alüminyum folyo üzerinde ufak ufak delikler oluşmaya başladı. Burada bakır ile klor bir tuz kompleksi oluşturdular. Şu anda rengi hafif açıldı böyle, yani şu maviden daha böyle açık bir mavi, böyle turkuaz, yeşil, o tarz bir şeylere dönüştü. Bakın, bakın şu bölgelerde değişiklikler olmaya başladı. Ne yapıyor bu? Çözelti şu an alüminyuma saldırıyor. Alüminyuma saldırıyor ve muhtemelen ikinci katı da delmek üzere. Ve bakın renk giderek değişiyor. Kırmızıya dönmeye doğru başladı. Acayip böyle bir bakır rengi. Yani alüminyumun üzerinde bir etki yaratıyor gibi hissediyorum ben. Ne oldu arkadaşlar? Alüminyum folyonun üzerindeki alüminyum oksit klor iyonları tarafından bozuldu. Alüminyum oksit tabaka kalkınca ne oldu? Alüminyum yalnız başına kaldı. Aman Allah'ım dedi. O sırada su devreye girdi. Alüminyum suyla da tepkimeye giren bir malzeme. Alüminyum suyla da tepkimeye girdi. Ve bunun sonunda ne oldu? Hidrojen gazı açığa çıktı. İşte o kabarcıklar onlar. Bakın şu anda bakır iyice etkisini göstermeye başladı. Bu sefer bakır alüminyuma saldırdı. Savunmasız kalan alüminyuma. Ve ne oldu? Alüminyum bakırı indirgedi. Çünkü daha reaktif bir madde. Alüminyum bakırı indirgeyince kendisi de yükseltgenmiş oldu. Ve şu anda bakır büyük bir galibiyet kazandı. Ama hala savaşıyor. Neden? Çünkü 4 kat yaptım bunu. Birazdan tahminimce şu an 3. katta falan. Çünkü dele dele gidiyor. Bakalım neler olacak. Çok hoş bir renge de dönüştü. Aslında ben bu rengi sevdim bu arada. Çok hoş bir renk oldu ya. Böyle bordomsu. Bu arada bu indirgenme ve yükseltgenmenin formülünü de şöyle şuraya koyalım. Şimdi size bir soru soracağım. Soruların çok basit olduğundan yana şikayetler aldım videonun altına yaptığınız yorumlardan. O yüzden size zor bir soru soruyorum. Bu sefer şık da yok. Hadi bakalım. Deneyimizde bakır bileşiği yerine hangi başka metal bileşikleri kullanılabilir ve reaksiyonu nasıl olur? Evet arkadaşlar, bu sorunun cevabını düşünün ve videonun altına, bu videonun altına yorum olarak yazın. Ben de doğru cevabı yine bu videonun altına haftaya
yazacağım arkadaşlar. Bu hafta da merak ettik, sorguladık, düşündük, deney yaptık ve bir sonuca vardık. Siz de öyle yapın. Merak etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin ve sorgulamaya devam edin arkadaşlar. Her keşif yeni bir öğreniş. Bu da bu haftanın sözü olsun. Evet, haftaya yepyeni bir deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın.